düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli dostlarımız. Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki yine bir İman Hakikatları isimli programda bizleri buluşturdu efendim. Şükrediyoruz çünkü neden? Malumatımızın üzerine yeni bilgiler ekleyip, bir yandan da bilmediklerimizi öğrenip, sırat-ı müstakim çerçevesinde, yani Rabbimizin razı olduğu İslamiyet çizgisinde hayatımızı devam ettirme mücadelesi veriyoruz efendim. En büyük düşmanımız olan nefis ve şeytanımıza karşı omuz omuza bir mücadele içerisindeyiz. Yani eşittir nefis ve şeytanımıza karşı bir harp ilan edip cihat içerisindeyiz. Rabbim bu cihatta bizleri galip getirsin, galip kılsın inşallah değerli dostlarımız. Evet, yine bugün güzel mevzular eşliğinde programımızı bize ayrılan süre içerisinde gerçekleştirmeye çalışacağız inşallah. Bugün her şey zıttıyla bilinir manası içerisinde hastalık ve sağlık mukayesesini yapacağız. Bu muvazeneyi, bu dengeyi bugün anlamaya çalışacağız. Başımıza gelen dertlerin, sıkıntıların, hastalık yönünden gelenlerini bugün analiz edip bize verilen dersi almaya çalışacağız efendim. Ondan dehşet alma yerine, ondan korkma yerine hastalığa bugün imani bir bakış açısıyla bakacağız efendim. Her şey zıttıyla bilinir sırrınca demek ki sağlığın kıymetini bilemeyen bizlere Cenab-ı Rabbül Alemin o şükrü yerine getiremediğimiz için, o şükrü yeterince eda edemediğimizden dolayı o sağlık nimetini elimizden alıyor ve yerine hastalıklarla bizi imtihan ediyor. Evet, 25. lemadan inşallah bugün 7. ve 8. devaları vaktimiz el verdiği nispette okumaya ve anlamaya çalışacağız efendim. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Demek ki sıhhatte, sağlıkta öyle bir lezzet var ki bu elimizden gittiği zaman bizi sıkıntıya sokuyor. O lezzeti kaybeden hasta. Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Allah Allah. Çok ilginç bir bakış açısı efendim. Demek ki hastalık bizim sıhhatimizi kaçırmıyor, tam aksine bize öyle bir ders veriyor ki o sağlık nimetinin kıymetini ve ehemmiyetini bize hissettiriyor. Hiç böyle bakmamıştık hastalığa. Allah Allah, çok ilginç. Tekrar ediyorum, bakın. Hastalık bizim sağlığımızı yalnız elimizden almıyor. Bize bir ders veriyor. Neymiş o ders? Sıhhat nimetinin kıymetini bizlere öğretiyor. Sağlıklı olmak ne derece güzelmiş, ne kadar büyük bir nimetmiş, bunun farkına varmamızı sağlıyor efendim. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. İnsanın ruh halinde ve psikolojisinde bu hal mevcut efendim. Bir şey devam etse lezzetini kaybeder. Yani bizde ülfet dediğimiz alışkanlık haline dönüşen bazı şeyler vardır. Toplum içerisinde herkesin yaşadığı şeyler bunlar. Mesela kişi kendisine bir ev modeli tasarlıyor.
bütün dünyası boyunca o evi elde etme adına çalışıyor, gayret sarf ediyor, gecesini gündüzüne katıyor. Netice itibariyle o evi elde ediyor ama bir yıl sonra çok arzuladığı o ev ona bıkkınlık vermeye başlıyor. Ülfet olmaya başlıyor. Aynı şekilde evin içerisindeki bir kanepe, kapımızın önüne çektiğimiz bir araba veya üzerimize giydiğimiz bir elbise, çok özenerek, mutluluğun onda olduğunu düşünerek onu elde etme adına gayet ciddi gayret sarf ediyoruz ve Rabbim de o gayretin neticesinde onu dua olarak kabul ederek bize ihsan ediyor. Ama bir müddet sonra ondan da bıkıyoruz. O elimizde olmayan ve sonradan elimize geçmiş olan o nimetin nimet olduğunun artık farkına varamıyoruz. Böyle bir sorunumuz var bizim. Aynı şekilde sağlık mükemmel bir nimettir. Bir ihsan Rabbani'dir. Bir lütfu ilahidir. Sağlık Rabbimizin bir lütfudur. Ama yeknesak bir şekilde belli bir düzeyde sağlıklı yaşam devam ediyor. Sanki hep Rabbim bizi sağlıklı yaşatmaya mecburmuş gibi haşa. Biz de sağlıklı sonsuza kadar bu dünyada kalacakmışız gibi bir düşünceye kapılıp sağlığımızın nimetini bilemez hale geliyoruz. Böyle bir hal vuku buluyor bizde. Peki bu iyi mi? İyi değil. Çünkü elimizdeki bize artık alışkanlık haline geldiği zaman biz onun nimet olduğunu idrak edemiyoruz, anlayamıyoruz. Onun nimet olduğu artık bizden uzaklaşıyor, kaçıyor. Halbuki o elimizdeki o güzel nimete o kadar muhtacız ve dışarıda birçok insan öyle bir nimeti arzuluyor ki onların arzuladığı bir parçası dahi bizde olsun diye heveslendiği, arzu ettiği şey bize ihsan edilmiş. Ama biz artık normalmiş gibi bunu nimet olarak görmemeye başlamışız. Çok tehlikeli bir şey. En tehlikeli hadiselerden bir tanesi bu, bakın. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki, hakikat ehli, ilim erbabı, zatlar, İttifakla diyorlar ki innemel eşya utrafu bi ezdadiha, yani her şey zıttıyla bilinir. Her şey zıttıyla bilinir. Ne demek bu, bakın? Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Bizim şu başımız üzerinde taşıdığımız iki gözün rahatlıkla çalışabilmesi için, faaliyetlerini ve icraatını sürdürebilmesi için neye ihtiyacımız var? Işığa ihtiyacımız var. Işığa. Işık olmazsa biz göremeyiz. Karanlıkta bu gözler çalışmıyor. Ancak termal kameralar yardımıyla biz gözlerimizden istifade edebiliyoruz. Nerede? Karanlıkta. Bu mana itibariyle, demek ki karanlık olmazsa ışık insana lezzet vermez, lezzetli gelmez. Işık bir nimettir, bu nimetin kıymeti anlaşılmaz. Ne dedik? Ehli hakikat demişler ki her şey zıttıyla bilinir. Her şey tersiyle bilinir. Varlık yoklukla anlaşılır. O yüzden devam ediyor bakın, soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Bakın dışarıda sert, soğuk hava şartlarında üşüyoruz, kabanlarımızı, parkelerimizi, berelerimizi giyiyoruz. Öyle üşüyoruz ki eksilere düşmüş hava, sonra aracımızın içerisine girip kaloriferini açtığımızda o sıcaklık bize nasıl lezzet veriyor? Nasıl keyif veriyor? Evimize girdiğimizde sıcak bir ortam nasıl bize lezzet veriyor?
nasıl bize keyif veriyor? Peki bu sıcak aslında normalde lezzetli midir, keyifli midir? Zahiren baktığımızda sıcak, sıkıcı, bunaltıcı bir şeydir. Yazın bunu yaşıyoruz. Ama soğuk varoluşu nedeniyle ve bizi üşütmesinden dolayı arkasından gelen sıcak bize lezzet veriyor. Tam tersi. Sıcak olmasa soğuğun kıymeti anlaşılmaz. Ne demek az önce tersini söylüyordun diyeceksiniz. Ama hayır, Ağustos'un o derin sıcağında, öğlenin, güneşin tam tepede olduğu o vaktinde klimalı buz gibi araca binmek veya klimalı bir odaya girmek nasıl bizleri serinletiyor? Nasıl soğuğun lezzetini alabiliyoruz? Öyle bir lezzet veriyor ki soğuk bize, keyfine doyamıyoruz bakın. Halbuki az önceki verdiğimiz manada soğuğu sevmiyorduk, sıcağa kaçıyorduk biz. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Demek ki burada her şey zıttıyla bilinir. Her şey zıttıyla lezzetlenir. Cenab-ı Rabbül Alemin zıtlarla mevcut olan nimetlerin lezzetini alabilme adına bize bu hissiyatı vermiş. O yüzden hayatı, yaratılmış şeyleri, Rabbimizin kader programını iyi okumak gerekiyor. İyi anlamak gerekiyor ve bundan azami derecede istifade etmek gerekiyor. Yeryüzünde Allah hesabına Celle Celaluhu ne müşahede etsen, ne görsen ilimdir. Bu çok önemli bir şey. Allah hesabına neye baksan o bir ilme dönüşüyor. Rabbini tanıma ve Rabbimizin bize gönderdiği mektupları okuma ilmine dönüşüyor efendim. Bakın, açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Toku davet etmesi zordur diye bir tabir kullanılır halk dilinde. Tok insanı davet etmek zordur. Neden? Karnı tok. İştaha kapanmış. Ne ikram etsen istemiyor. Vermiyor, almak istemiyor. Bakın, ama karnı şöyle derinden derine aç olmuş bir insana bir parça kuru ekmek bile nasıl lezzet veriyor, nasıl keyiflendiriyor. Demek ki açlık olmazsa yemek bizlere lezzet vermiyor. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. Hani içimiz yanar, içim yandı diyoruz ya. Demek ki o mide harareti de bizde bulunmazsa su içmek bize lezzet vermiyor. Hani susamamış bir insana su içirmeye kalktığımızda gayet derecede o lezzet veren, hayatının idamesi için lazım olan o su bile ona sıkıntı vermeye başlıyor. Lezzet alamıyor, keyif alamıyor, daha ondan nefret eder derecede bir hal vuku buluyor. Normal mi sizce bu? Normal değil. Neden? Susamamış bir insan suyun kıymetini bilemiyor, anlayamıyor. Anlayamadığı için de su gibi hayatın kaynağı olan bir nimetin kıymet ve ehemmiyetini bilmiyor. Farkına varmıyor ve bu noktayı nazardan da şükür etmiyor. Bakın, illet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Yani hani bazen hiç sıkıntı, dert, keder, musibet uğramaz da şöyle düz bir hayat içerisinde gideriz ya. Demek ki o düz hayatın içerisinde gitmek lezzetli bir şeymiş. Ama bize ne zaman bir musibet isabet etti, bizi ne zaman meşgul eden bir sorun ortaya çıktı, o zaman o hayatın tadı anlaşılıyor. Veyahut da sağlığımızın kıymeti hastalık gibi bir sıkıntı geldiğinde anlaşılıyor. Şu mektubu iyi okumak gerekiyor. Cenab-ı Rabbül Alemin bize bir mektup göndermiş. Diyor ki, siz
elinizde bulunan nimetlerin eğer kıymetini bilip de bana o verdiğim nimetlerden dolayı şükür etmezseniz, ben o şükürsüzlüğünüzden dolayı o nimetin kıymetini anlamanız için size bir sıkıntı veririm. O nimetin tam tersini sizlere veririm diye burada bize bir mektup gönderiyor. Bu mektubu iyi okumak, bu bize verilen mesajı iyi anlamak lazım. O zaman madem rahatı severiz biz, sıkıntılar ve dertlerin bize uğramasından hiç hoşnut olmayız. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Buna itiraz eden pek çıkmaz içimizde. Öyleyse biz daima elimizdeki nimetleri tefekkür ederek, düşünerek, akıl ederek, onların bize bir ihsan olduğunu hissederek asıl vazifemiz olan, yaratılış gayemizden, ana umdelerden birisi olan şükür meselesini yerine getirmemiz gerekiyor. Şükür etmediğimiz zaman o nimetin elimizden gideceğini hiçbir zaman unutmamalıyız. İşte o noktayı nazardan hep derslerimizde, programlarımızda ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in bir emri olan hiç akıl etmez misiniz, hiç düşünmez misiniz, hiç tefekkür etmez misiniz diye Cenab-ı Rabbül Alemin'in bizi ikaz etmesi sonucunda bizler o vazife-i ilahiyeyi yerine getirmediğimiz için elimizdeki nimetleri kaybediyoruz efendim. Gidiyor. Öyleyse kendinize merhamet edin. Kendimize acımalıyız. Varoluş gaye doğrultusunda hareket etmeliyiz. Bakın bugünkü programımız sürecinde hiçbir şey meseleleri anlamamış veya umursamamış olsak bile şunu gözden kaçırmayalım. Ben oturup elimdeki nimetlerin farkına varıp onlara tek tek Rabbime teşekkür etmem gerekiyor. Neden? Benim ibadet etmeye vaktim var mı? Ne kadar şükretsem azdır. Benim gören gözüm, işiten kulağım, ağrımayan elim var mı? Var elhamdülillah. O zaman bin teşekkür etmek lazım. Neden? Bakın, dünyalık meselelerde kendimize yeterince vakit ayırıyoruz. Nefsimizin hoşuna giden, bizi avutucu, bizi eğlendirici, aklınıza ne geliyorsa efendim. Bunlara yeterince vakit ayırıyoruz. Esas gayemiz olan yaratılış amaç ve gayesi için vakit ayırmadığımız takdirde kaybeden inanın biz olacağız. Çünkü zaman hızla elimizden çıkıp gidiyor ve bunu durdurma şansımız da bizim maalesef yok. Süremiz kısıtlı ve bu dünyadan sağ çıkan yok. O noktayı nazardan biz elimize geçen fırsatı iyi değerlendireceğiz. Bakın, Kur'an okumamız gerekiyor, tefsirlerinden okumamız gerekiyor, bilmediğimiz sureleri ezberlememiz gerekiyor, o noktayı nazardan İslami ilimleri öğrenmemiz gerekiyor diye ikaz ettiğim bir arkadaşımız dedi ki vaktim yok. Yani esnafım, iş yerinde yoğun bir şekilde çalışıyorum, benim bunları öğrenmeye vaktim yok. Düşünebiliyor musunuz? Sana vakti veren, zata ayıracak insanın vakti yok. Ve Cenab-ı Allah bu vakti niye vermiş bize? Kendisine abd ve kul olmamız için vermiş ve veriliş amacı doğrultusunda o vakti kullanmıyor insanlar. Vakti niçin verdiğini insanlar anlayamıyor Cenab-ı Allah'ın. Ve böylelikle vakti israf etmekle aslında bir nevi emanete ihanet etmiş oluyoruz. Vaktim yok diyor. Ben de kendisinden telefonunu istedim. Akıllı telefonunu. Ver bakalım dedim şu telefonunu bana. Ver. Pil gücüne girdim. Pil harcama ayarına. Ve pil harcama ayarında
24 saat diliminde telefonun pilini en çok neler harcamış orada net bir şekilde gözükebiliyor efendim. Ve diğer kullandığımız programların ayarlarına girdiğimiz zaman o ayarlardan kaç dakikamız veya enteresan olan şu ki kaç saatimiz orada geçmiş bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Herkes kendi telefonundan bunu görebilir. Amel defteri gibi maşallah. Telefonlarımız amel defteri gibi kaydediyor. Yani 24 saatlik dilim içerisinde bizim neler yaptığımızı hafızasına alıyor. Ve o arkadaşımıza baktığım zaman hiç onu ilgilendirmeyen, hiç istifade etmediği ve hiçbir işine yaramayan birçok güncel kullanılan programlarla vaktinin o kadar israf olduğunu gördük ki, bırakın dakikaları, saatlerini orada harcadığını gördük. Ve yüzü kızardı. Hakikaten dedi ya, ben ne yapmışım? Nedir bu hal? Ben hiç farkında değilim. Ben zannediyorum ki 5 dakika oyalanmışım o program üzerinde. Ne 5 dakikası? Saatleri gitmiş. Ve bu insan diyor ki, İslamiyet'le ilgili bilmediklerini öğren. Çünkü ahirette bunlar işine yarayacak. Dünyada bunlar ile amel edeceksin. Bu kişi diyordu ki vaktim yok. Meğer vakti gerçekten varmış. Siz de ne kadar boşa israf ettiğiniz bir vaktinizin olduğunu anlamak için telefonlarınızın ayarlarından bunun farkına varabilirsiniz. İşte her şey zıttıyla bilinir sırrıyla. Şu söylediğimizde bir zıt olsun ki, bir uç olsun ki vakti olmayanlar aslında ne kadar vaktinin olduğunu şu programla öğrenmiş olsunlar ki esas yaratılış gayesi doğrultusunda, varoluş amacı doğrultusunda hareket etmek için kendilerine bir kuvvet bulsunlar efendim. Bu çok önemli bir şey. Bunu göz ardı etmeyelim. Birbirimize yardımcı olacağız efendim bu konuda. Birbirimize takviye yapacağız. Kaybettiğimiz değerlerimizi, kaybettiğimiz zamanımızı, elimizden kaçan fırsatları değerlendirmek için birbirimize yardımcı olacağız. Çünkü ahirete hep beraber gideceğiz efendim. Evet. Madem Fatır-ı Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek, yani benzersiz bir şekilde, daha önceden numunesi olmadan yaratan Cenab-ı Rabbül Alemin, bize verdiği nimetlerini hissettirmek istiyor. Anlamamızı istiyor. İdrak etmemizi istiyor, düşünmemizi istiyor, tefekkür etmemizi istiyor ve bunu ısrarla söylüyor. Ya lafın tamamı kime söylenir? Siz iyi bilirsiniz. Cenab-ı Rabbül Alemin ısrar ediyorsa bir mevzuda, tekrar ediyorsa bir mevzuyu artık bir kulak vermek gerekiyor. Bir baş çevirmek gerekiyor. Ya Rab buyur. Lebbeyk ya Rabbi, buyur ya Rabbi, ne istersin? Bir kulak vermek gerekiyor. Lütfen, bakın ben ahireti isteyene dünyayı da veririm buyuruyor. Dünyayı isteyene de yine dünyayı veririm ki o da ahiretten nasiplenemez. Neden? Bütün sayı gayretini oraya harcadığı için. Geçici, fani burada bırakıp gideceği şeylere bütün ömrünü harcadığı için yarın ahirette eli boş kalacak. Aman, aman, amanı bilir misiniz siz? Aman diyorum bak, aman. Yanıp tutuşuyoruz. Gerçekten bu dert için ciğerimiz dağlanıyor. Niye burada bu manalarla ilgili konuşmalar yapıyoruz, programlar gerçekleştiriyoruz? Gerçekten durum ciddi. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten durum çok ciddi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, eğer benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Yataklarınıza yatıp uyuyamazdınız. Uykularınız kaçardı buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalan mı söylüyor? Müşrikler bile onun yalanını
Ne yapmamışlar? Hiç duymamışlar. Muhammedül Emin demişler sallallahu aleyhi ve sellem. O emin kimsedir demişler. Müşrikler bile bunu söylerken biz müminler ona iman etmiş, ona itikat etmiş, onun amelleri doğrultusunda hareket etmeye çalışan bizler onu yalanla itham edebilir miyiz? Haşa, Rabbimize sığınırız. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iyi kulak vermek gerekiyor. İyi dinlemek gerekiyor. Ne diyor bu zat? Ya, o yüzden fırsatları iyi değerlendirelim. Fırsatları iyi değerlendirelim efendim. Evet, demek ki Cenab-ı Allah bize vermiş olduğu nimetleri bizlere hissettirmek istiyor. Ve her bir nevi nimetini tattırmak. Her bir nevi. Bak, nimet deyince bizim aklımıza öyle bir yerleşmiş ki sadece ekmek akla gelir. Aman evladım, ekmek nimettir. Onu yere olma, yere dökme. Ekmek nimet de. O ekmeği öğüten dişler nimet değil mi? Onun tadını alan dil nimet değil mi? O ekmeği fırına koyduğumuzda onu pişiren ateş nimet değil mi? O fırını icat etmek için verilen akıl nimet değil mi? O ekmeği kesmek için demirin gökyüzünden indirilip de yeryüzünde bıçak icat edilmesi o nimet değil mi? Niye kısıtlandırıyoruz nimetimizi? Toplum bu manada öyle bir hale gelmiş ki bunu aşmamız gerekiyor. Hani birbirimize göre artık düz bir yaşantı haline gelmiş bu. Bunu kırmamız gerekiyor. Normalin dışına çıkalım. Normal değil çünkü onlar. Cenaze deyince Yasin suresi, Fatiha suresi akla geliyor. Bir kabristanın kenarından geçerken üç ihlas bir Fatiha akla geliyor. Cenaze mi bunu akla getirecek bizim? Veya Fatiha okumak, üç ihlas okumak kabir akla gelsin diye mi? Çok enteresan bir şey. Bu mananın içine girip Cenab-ı Rabbül Alemin bu surelerle bize ne ifade etmek istiyor? Bunu anlamak gerekiyor. Ne güzel söylemiş Mehmet Akif. İnmemiştir her Kur'an ne mezarlık dokunmak için ne de fal bakmak için diyor. Kur'an mezarlık dokunmak için inmemiş sadece. Kur'an bir ilimdir, yaşam tarzıdır. Bize bizi hatırlatır. Bize kim olduğumuzu hatırlatır. Çok önemli bir şey. Bize kim olduğumuzu hatırlatır. Niçin var olduğumuzu hatırlatır. Bunun önemini arz eder bize. Evet. Demek ki her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükür nimetine doğru yol alıyoruz. Neyle? Elimizdeki nimetlerin elimizden gitmesiyle. O zaman az önceki söylediğimi tekrar ediyorum. Nimetlerin elimizden gitmemesi için her şey zıttıyla bilinir sırrınca zıtlarıyla karşılaşmamak için elimizdeki nimetleri düşünüp tefekkür edip şükretmemiz gerekiyor. Evini beğenmiyor adam. Evinin döşenmişliğini beğenmiyor, mefruşatını beğenmiyor, elinin halısını, kilimini beğenmiyor insan. Bu eve nasıl misafir davet edeyim ben diyor. Bunları görüyoruz toplum içerisinde. Efendim evi olmayanlar var. Bir çadır bulsa bin teşekkür edecek Rabbine. O kadar insanlar var ki, alemi İslam'ın ve toplumun hali hazırdaki vaziyeti buna şahittir. Bunu nasıl görmezden gelebiliriz? Ne dedik? Dersimizin, programımızın konusu innemeleşşâtu râfû bi ezdâ diye. Her şey zıttıyla bilinir. Sen evi olmayana bak ki evinin kıymetini bil. Sen altına serecek bir çul olmayana bak ki altındaki lüks halıların kıymetini bil. Bunu göz ardı edemeyiz. Bunu görmezden gelemeyiz. İşte burada diyor ki bak, İnsanı daima şükre sevk etmek istediğini, şu kainatta, şu yaşadığımız yeryüzünde çeşit çeşit, hadsiz, sayısı belirsiz,
enva nimetini tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki, bütün nimetlerin farkına varacak, bütün nimetleri anlayacak, kavrayacak öyle bir cihazatlar vermiş ki bize. Niye vermiş bunları? Bir işçinin eline kazma niye verilir? Bununla çiçek sula diye mi? Hayır. O veriliş gayesi incelenildiğinde o adam anlar ki burayı kaz. Burayı kaz. Bahçedesin, eline suyu açılmış, hortum verilmiş. Bundan ne anlarsın sen? Bahçeyi sulamak anlaşılır bundan. Çiçekler kurumuş. Çimenler sararmış. O sana ihsan edilen, verilen ondan, o cihazattan o bahçeyi sulamamız gerektiğini anlarız biz. Değil mi ya? Bu kadar basittir. Aynı şekilde Cenab-ı Rabbül Alemin'in bize vermiş olduğu sayısı belirsiz cihazat sayabilir misiniz? Yeryüzündeki nimetleri diyor. Rabbinizin size sunduğu nimetleri. Denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa, bir o kadar da olsa, bir o kadar da olsa yine yazmakla ve saymakla bitiremezsiniz diyor. İnsan da küçültülmüş bir kainat olduğu için, kainatın, yeryüzünün numunesi olduğu için insanda sayısı belirsiz nimetler var, cihazatlar var. Peki niye verilmiş bu cihazatlar? Affedersiniz, mutfakla tuvalet arasında yaşasın insan diye mi verilmiş? Sonra kazılmış bir çukurun içerisine atılıp yok olup gitsin bu insan diye mi verilmiş bu cihazatlar? Neden verilmiş? Kişinin önüne defter koymuşuz, eline de bir kalem vermişiz. Bu adam anlar ki söylediklerimi yaz. Bu cihazatlar yazı yazmak içindir. Şu göz, şu kulak, şu akıl, şu eller, şu hissiyatlar, latifeler, duygular. Sen bütün dünyada bunları heder et diye mi verilmiş sana? Kur'an-ı Kerim akıl etmez misiniz, düşünmez misiniz derken, yanı başında da akıl gibi bir nimeti insana verirken, bu insan bu aklın niye verildiğini idrak edemez mi artık? Eline bir bardak çay vermişler, sıcacık, taze. Buyur, iç, için verilmiştir bu sana. Bunu insan çok düşünmez. Bu halden anlar ki bu çay içilecek artık. Bu akıl niye verilmiş? İnsanları kandır, insanları dolandır diye mi verilmiş? Bütün haşa şaşasıyla dünyayı imar et diye mi verilmiş? Yazık olur o akla. Gerçekten yazık olur. Artık anlamak gerekiyor. İdrak etmek gerekiyor. Şu işari manayı iyi okumak ve iyi çözmek gerekiyor. Bu göz harama bak diye mi verilmiş? Renkleri analiz eden 576 megapiksel diye bugün pikselini bile anlamaya çalıştıkları bu göz harama bak diye mi verilmiş? Yoksa kainatı tefekkür et, sanatı gör, sanatın arkasındaki sanatkarın farkına var ve nimetin nimet olduğunu bil diye görmen için mi verilmiş? Neden verilmiş? Hiç düşündük mü? İşte düşünüyoruz. Bu programımızda biz bunları düşünüyoruz. Yaratılış amaç gayemiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Akıl etmez misiniz, düşünmez misiniz? Bu emri imtisal ediyoruz, uyuyoruz işte bu emre. Ya çok önemli bir şey. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha eftaldir. Neden? Çünkü Rabbimizi tanıyoruz. Rabbimizi anlamaya çalışıyoruz. Onun bizden isteklerini ve taleplerini okumaya çalışıyoruz. Ve o doğrultuda hareket etmeye çalışıyoruz. Ya çok önemli bir şey. Elbette sıhhat ve afiyet verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Neden? Sağlığın kıymetini anlamamız için. Bakın burada ne güzel sıralamış.
senden soruyorum diyor. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzeti, zevki, nimet-i ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Soruyor. Şükreder miydin? Şükür nimeti ziyadeleştirir. Şükürsüzlük de musibeti ziyadeleştirir. Bu çok önemli bir şey. Demek ki biz az şükretmişiz veya şükrü yerine getirememişiz veya elimizdeki nimetin kıymetini tam idrak edememişiz ki Cenab-ı Mevla elimize, gözümüze, midemize sıkıntı vermiş. Varlığından haberdar etmiş. Allah şahidim, bütün samimiyetimle söylüyorum. Bakın, biz bazen kulağımızı unutuyoruz, elimizi unutuyoruz. Elimizin nasıl bir nimet olduğunun farkında bile değiliz. Şuradan şuraya canımız bir bardak su bile istese kalkıp alabiliyoruz. Yürümenin nasıl bir nimet olduğunun farkında bile değiliz. Bunu belden aşağısı tutmayan kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Bazen üzerine oturduğumuzda bacağımız uyuşup kalıyor ve kalktığımızda üzerine basamıyoruz. Rabbim Celle Celaluhu manen diyor ki bize, bak sen bugüne kadar çok rahat yürüyordun ve bunun için bana hiç teşekkür etmedin. İstesem şu an geçici olarak senden yürümeyi aldığım gibi şu dünya hayatında da yürümeyi elinden alabilirim diyor. Hemen düşünmek gerekiyor. Tüh, ayağım uyuşmuş benim. Ne bu hal? Hep böyle uyuşuyor zaten. Bıktım bu halden. Ya bu nedir? Sana isyan etmen için verilmemiş bu. Tefekkür etmen için verilmiş. Anlayıp idrak etmen için verilmiş. Nedir bu ya? Mümin böyle mi davranır? Bakın, manevi hastalıklarımız var bizim, maddi hastalıklarımızın yanında. Rabbimizin bize gönderdiği mektupları okuyamıyoruz. Okumamız, yazmamız bozulmuş. Bu manevi bir hastalıktır. Evet, eline aldığı bir gazeteyi, mecmuayı, kitap okuyabiliyor insan. Telefonuna gelen bir mesaj okuyabiliyor insan. Ama Rabbinin ona gönderdiği mesajları okuyamıyorsa insan, bu manen kör olmuştur. Rabbinin ona gönderdiği mesajları dinleyemiyorsa insan manen sağır olmuştur. Daha dehşetli bir hastalık. Bu hastalık ebedi hayatı yakar. Diğer hastalıklar dünya hayatında bir parça sıkıntı verir. Günahlara kefaret olduğundan hasenatı gelir. Sevabını da ahirette verir. Ama başımıza gelen bir hadisede bu mektubu okumak yerine, Rabbimize şükrümüzü arttırmak yerine, İsyan edip hep de beni bulur zaten diye şekva ediyorsak, Cenab-ı Allah'ın bir kaidesi var ki, şekva, şükürlü musibeti ziyadeleştirir. Şekva, şükrü keser ve musibetin ikilenmesine sebebiyet verir. Çok önemli bir şey. Bunu göz ardı edemeyiz. Nasıl kırmızı ışıkta geçtiğinde trafik ceza yazıyorsa, Cenab-ı Allah'ın kurallarında ihlal ettiğinde elbette ceza gelecektir. O yüzden Rabbimizin kurallarını iyi tanımak, iyi anlamak, iyi bilmek gerekiyor. Bilmediğimiz takdirde ciddi problemler ve sıkıntılar bizi bekliyor demektir. Ona göre. O yüzden ilim öğrenmek mümin, kadın ve erkeğe farz kılınmıştır. İlim öğrenmek, Rabbimizi tanımak, kurallarını ve kaidelerini bilmek bizler için çok önemlidir. Elbette şükür değil. Belki düşünmeyecektin, şuursuz o sıhhati gaflete, belki sefahate sarf edecektin. Ya canım sıkılıyor, gel bir şeşbeş bozalım. Vakti öldürmek, vakti katlediyor insanlar. Bakın, ömür bir sermayedir. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Bu ömür kahve köşelerinde bizlere taş dizmek için, kağıt oynamak için verilmemiş.
lüzumsuz malayani yerlerde israf edilsin diye verilmemiş gerçekten devasa bir nimete yazık ediyoruz. Devasa ihsan edilmiş ve parayla satılamayan bir nimeti çarçur ediyoruz. Bu nimet çarçur edilsin diye, israf edilsin diye bize verilmemiş. Aman, bir silkinip intibaha gelelim. Kur'an okumayı bilmiyorsak öğrenelim. Yarın huzur-u mahşerde, ya Rab, işte biz fırsat bulamadık, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenemedik. Hangi yüzle diyeceğiz bunu? Hangi yüzle diyeceğiz bunu? Cebinde kaç lira parası olan, bir alışverişte parayı verdiği zaman üzerinin kaç lira olarak geri döneceğini bilen bir insan, domatesin rengini, salatalığın rengini, portakalın rengini sayabilen bir insan, Kur'an harflerini de elbette öğrenip ve sayabilecek bir zekavettedir. O yüzden kendinizi, bakın, yazık etmeyin, mahvetmeyin hayatınızı. Yarın huzur-u mahşerde hesabını veremeyeceğimiz şeylerle karşılaşmayalım. İş işten geçmeden, elimizde fırsat ve imkan varken, bütün samimiyetimle söylüyorum, hayatı İslamiyet çerçevesinde değerlendirelim efendim. Evet, bize ayrılan sürenin yine maalesef sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı saatte ve güzel mevzular eşliğinde buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın efendim. Hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor.